kadın hakimlik yapması caiz değildir diyor. Hakimlik yapamaz. Niye? Çünkü kafası çalışmıyor onlara göre yani. Hakimlik yapamazmış. Niye yapamıyor? Senin özelliğin ne? Sen ne yapıyorsun? Niye nasıl oluyor? Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz. Başbakan olamıyor, bir şeyin başına geçemiyor, idareci olamıyor. Hem de asla iflah olmaz diyor. Yani, asla. Kadınların dinleri ve akılları eksiktir. Ne kadar çirkin, ne kadar vicdansızca bir iddia. Allah kullarını eşit yaratıyor, eşit imtihan. Hem Kur'an'a aykırı, hem Resulullah'ın ahlakına ve uslubuna aykırı bir şey. Kadınlarla istişare edin, onlara danışın, onların söylediklerinin zıttını yapın. Kardeşim bu ne biçim aşağılamadır ya? Şeytanı bile bu kadar aşağılamıyorsunuz. Bu delirdiniz mi siz ya? Bu nasıl bir nefrettir? Ondan sonra cinsiz sapık oluyorlar. Kadınlara itaat pişmanlıktır. Yani bir konuda itaat edersen pişman olurmuşsun. Mesela hadi diyor annem bere gidelim diyor. İtaat ettiysen anne yok gitmiyoruz diyeceksin. Yemek yerim yok yemiyoruz diyeceksin. Kim ki karısına itaat ederse Allah onu yüzüstü cehenneme atar. Yani ne derse desin asla kabul etmeyeceksin. Yani mesela diyecek ya çocuğumuzu şu okula gönderelim. Yok diyeceksin. Tersini söyleyeceksin. Kadınlara danışmayın. Onları muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin. Zira kadınlara muhalefet berekettir. Hem bak danışmayacak mısın? Adam yerine koymuyorsun. Eğer herhangi bir şekilde de fikir belirtirse mutlaka zıttını yapman gerekiyor. Bu çok büyük bir zulüm ve ahlaksızlık. Yani Allah'ın yarattığı bu güzel varlıklara, bu büyük nimete şeytan savaş açmış. Bu kadar nefretle kardeşim, yani neredeyse öldürün diyecekler ya. Bir o kalmış yani. Kadınları Allah geride bıraktığı gibi siz de geri bırakma. Allah'a da iftira ediyorlar. Ahlaksıza bak. Geride bırakan arkadan yürüyor ya böyle. Adam yana koymuyorlar. Uğursuzluk üç şeyde vardır. Kadında, evde ve atta. Kafayı takmış da bir kere. Şurası muhakkak ki kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. Mesela bir yere bir kadın gelirse mutlaka şeytan suretinde geliyormuş. Giderken de şeytan suretinde gidiyormuş. Yani şeytan. Kafayı çizmişler. Allah akıl fikir verse. Kocanın vücudu irinle kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temiz ediyor. Bak pislik, iğrençliklerine bak şunlara. Yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. Bu pislik yobazların ne kadar pis olduğunu da Allah göstertiyor. Yani kendilerini pis ve iğrenç olduklarını biliyor ya. Kadının da ondan tiksineceğini biliyor. Leş gibi kokuyorlar. Ona tedbir almışlar. Yani iğrenç de olsa, pislik de olsa onun başında bekleyecekmiş bu mikroplar. Evet. Bir adam karısının cinsel ihtiyacını gidermek için çağırdığı zaman kadın hemen o çağrıya uymalıdır. Kadın tandırda, fırında, ocakta o anda iş görüyor olsa bile diyor, hemen o mikrobun emrini yerine getirmesi gerekiyormuş. Bak nasıl hayvan gibi görüyor musun? Nasıl insan yerine koymuyorlar? Ne kadar değersiz görüyorlar? Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olur. Bak onu da sağlam almışlar. Evet. Yobazlar.
Kadın canını kurtarmak isterse kaçamazsın diye tedbire bak. Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olur. Halbuki boşanmak helal. Allah size diyor imkan da verir, genişlik de verir. Pislik el mikrobuna niye? Tahammül etsin. Ey kadınlar, eğer kocalarınızın size olan haklarınızı bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz. Onun ayakkabısının tozunu kadın yüzüne silmesi gerekiyormuş. Bak ne o kadar aşağılık görüyorlar. 99 kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir. Bunlar hep cenneti dolduruyorlarmış bu yobaz takımı. Evet. Kadının da %1'i. Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Yazı yazmayı öğretmeyin diyor. Yani okuma yazma öğrenmeyeceklermiş. Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirse onlar için dışarıya çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur. Yani süründürün diyor. Evet. Hem aç bırakacakmış garibimi, hem de kıyafet de almayacakmış, çıkamayacak hale getiriyor evden. Bitap olacağı için, aç olacağı için dışarı çıkamıyor. Kıyafeti de yok, dışarı çıkamayacak hale getiriyor. Kadın 8 sıfatlıdır diyor yobazlar. Yalnız bu, bunlar öyle şey, yani o süren sürmüşsü de bunlar yobazların hepsinin kabul ettiği şeyler, iddialar. Yani bu, biz bunu şaşırıyorsunuz ya. Evet. Yobaz takımı buna iman ediyor yani, kesin. Hüküm olarak görüyorlar. Yani yobaz olup da bunu inkar eden yok. Evet. Hepsi doğru diyor, uyguluyor zaten. Kadın 8 sıfatlıdır diyor bak yobazlar. Giyim kuşam hevesinden maymuna benzermiş. Onlar neye benziyor? Evet. Onlar da domuza benziyor. Kadınlar niye maymuna benzesin? Fakir düşmeye razı olmadığından köpektir diyor kadınlar diyor. Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılana benzer diyor. Gece gündüz kovuculuk yaptığından akrebe benzer. Evde eşya sattığından fareye benzer. Erkeklere hile kurduğundan tilkiye benzer. Kocasına itaat ettiğinden dolayı da koyundur diyor. Bu kadar nefret aşağılıyorsan. Gerçekten. Yani sen zaten insanlıktan çıkmışsın sen. İnsan değilsin. Tabii. Bak iyi kadını bile benzetme şekline bak. Kadınlar arasında iyi kadın diyor. 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Yine kargalıktan kurtulamıyor. Evet. En fazla alaca karga olabiliyor. Yani. Şunlar namazı bozar diyor. Yalnız bu yani öyle hani halk arasında gezilen sözler değil ha. Hangi yobaza sorsanız doğrusu diyor. Yobazların bunu ana umdelerinden. Şunlar namazlarınızı bozar. Eğer orada bulunuyorsa. Eşek, domuz, Yahudi, Mecusi ve kadın. Bak bağlantılara bak bak. Bak eşek bozuyor, domuz bozuyormuş, Yahudi, Mecusi ve kadın. Hepsi aynı değerde yani onlar için. Kepazelik ya. Başka rivayetler, yani bunlar bak çok muhtemel biliyor ya, ona söyleyeyim. Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek,
domuz ve kadındır. Bu da başka bir takım. Kadınlar olmasaydı erkeklerin hepsi cennete girerdi diyor. Yani öyle bir beşbelasıymış ki onlar. Temiz kokan bir kadın Allah katında onun namazı kabul olmaz diyor. Eğer mesela çiçek kokuyorsa, evet, parfüm kokusu varsa Allah katında onun namazı kabul olmaz diyor. Yok, bazıların kadın nefretini gördünüz. Evet. Bu yalnız siz zannediyor, insan zannediyor ki ya böyle hani kulaktan doğma bunlar hangi yobaza sorarsanız kabul eder yani. Bu zaten o zaman adam dinsiz olduğunu düşünür yani birbirlerine. Yani bunlara inanmaları şart onların zaten. Yani onların inancına göre. Bütün yobaz takımı bu kafada. Yani müthiş bir nefret var. O Facebook'taki falan onların pislik ağzı var ya. Evet. İşte bu kafadan kaynaklanıyor. Allah bunlara akıl fikir versin. Hidayet versin. İnşallah. İnşallah. Bak ne kadar pis ifadeler, ne kadar çirkin ifadeler. Ve hem Allah iftira ediyor hem Resulullah iftira ediyorlar. Karaktersiz herifler. Kur'an'da Cenab-ı Allah çiçek gibi diyor, büyütüldüler diyor, çiçek gibi. Evet. Ve Allah onları her türlü zor işte muaf tutuyor Kur'an'da. Hep Kur'an hükümleri kadını zordan kurtaracak şekilde. Hep. Her yerde ama, her konuda. Hep kolaylık. Hep onların lehine hükümler. Bütün zorluğu Allah erkeklere yüklemiş Kur'an'da. Akılsızlar bazı diyor ki, ya diyor bak hep bir erkeklere hitap ediyor diyor. Kadın olan aptal, kadını koruyan bir ifade o zaten. Evet. Erkeğe yükümlülük getiriyor. Sürekli erkeğe yükümlülük getirmiş Allah. Diyor ki hep Allah erkekleri... Kadın yükümlü değiştir. Ona bir nimet o. Tabii ki o. Her şeyden muaf tutmuş evet, Allah. Tabii. Mesela savaşta da, savaştan da muaf tutuyor Allah. Evet. Her konuda muaf tutuyor. Rahat etsinler diye. Ve her konuda da erkeğe yükümlü kılıyor. Kardeşi sen de bakacaksın diyor. Evet. Babasına sen de bakacaksın diyor. Kocasına sen de bakacaksın diyor. Herkesi korumaya mecbur etmiş Allah kadını. Ve kadının lider olduğunu Allah Kur'an'da gösteriyor. Sebe Melikesi'nden gösteriyor Allah. Ayetle gösteriyor. Ve ona nasıl uyduklarını, askerin nasıl itaat ettiğini gösteriyor Allah. Bu alçaklar bu ifadeyi söylüyorlar. Bu kahpeler. Peki şerefsiz herifler. Sen Hazreti Ayşe'ye de aynısını söylüyorsun sen. Hazreti Fatıma'ya da söylüyorsun. Hazreti Meryem'e de söylüyorsun. Kahpe herifler. Alçak herifler. Haşa. Kötü söz sahibinindir. O sizi kuşatır. Yani onun için Atatürk diyorlar ki niye yobazlarla uğraştı. İşte bunun için uğraştı yobazlarla. Atatürk niye böyle şeyler yaptı diyor. Ne yapması gerekiyordu? Bu alçaklara buyurun devam edin mi diyecekti yani. Gereğini yaptı işte. Yollarını kesti. Şaşacak ne var bunda? Evet.